Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebu Abdullah Muhammed bin Fazıl Hazretleri Keramet ve hakikatlerde temkin sahibi, işaretler ve dekaikle belirgin, her taifenin makbulü, hususi latifeler sahibi, aşk ve akıl gülistanının aslanı, Ebu Abdullah Muhammed bin Fazıl Hazretleri, ulu şeyhlerden olup herkesce yüce sayılırdı riyazet ve fütüvvette eşsizdi. Ahmet bin Hadrevey Hazretlerinin müridi olup, Hakimet Tirmizi Hazretlerini de görmüştü. Ebu Osman Hiri Hazretlerinin kendisine büyük bir meyli vardı. Hatta bir kere ona yazdığı bir mektupta bedbahtlığın alameti nedir diye sormuş ve şu cevabı almıştı. Üç şey. Birincisi, Allah Teala bir kimseye ilim verir ama onu amelden mahrum bırakır. İkincisi, amel de verir ama ihlastan mahrum eder. Üçüncüsü, salihlerle sohbeti nasip eder ama onlara hürmet etmekten mahrum eder. Ebu Osman Hiri Hazretleri, onun hakkında Muhammed bin Fazıl, insanların simsarıdır demiştir.'' Bütün celalet ve azametine rağmen Ebu Osman Hiri Hazretleri kendimde güç bulsam didarıyla sırrımı saflaştırmak için Muhammed bin Fazl'ın huzuruna varırdım derdi. Muhammed bin Fazıl Hazretleri Behlilerden çok eziyet çekmişti. Nihayet kendisini Behl'den kovmuşlardı. Şöyle dua etmişti. Ya Rab onlardan doğruluğu ve sıdkı geri al. Bir daha Belh'ten Sıddık çıkmamıştı. Naklederler ki, gönül selameti neyle hasıl olur sorusuna şu cevabı vermişti. Hakkel yakin makamında kaim olmakla. Bu bir hayat olup ilmel yakini ondan sonra verirler. Ta ki ilmel yakin ile aynel yakin mütala edilsin ve bu surette selamete erilsin. Önce aynel yakin hasıl olmadıkça ilmel yakin hasıl olmaz.'' Çünkü eğer bir kimse Kabe'yi görmemişse asla Kabe hakkında ilmel yakin sahibi olamaz. Şu halde malum olmuştur ki ilmel yakin ancak aynel yakinden sonra hasıl olur. Zira aynel yakinden evvel kişinin sahip olduğu malum ilim onun himmet ve cehdinden ibarettir. Ondan dolayı doğru ya da yanlış da olabilir. İlmel yakin peyda olunca ilmel yakin ve hakkel yakindeki hakayık ve esrarın mütalaa edilmesi mümkün olur. Bunun misali şudur. Bir kimse bir kuyuya düşse, orada büyümüş, yetişmiş olsa, sonra aniden dışarı çıkarılsa, güneşin ışıklarında hayrette kalır. Bu ışıkların ve güneşin ne olduğunu önce kestiremez. Bir müddet bu hal üzere sebat eder.'' Nihayet güneşi görme alışkanlığını kazanır. Bu suretle güneş hakkında ilim asıl olur ve bu ilme istinaden güneşin esrarını mütala ve temaşa etmek mümkün olur. Ebu Abdullah Muhammed bin Fazıl Hazretlerinin Sözleri Şaşarım o kimseye ki heva ve hevesiyle onun evine Kabe'ye gider ve ziyaret eder de ona vasıl olmak için heva ve hevesine ayak basmaz. Sufi, bütün belalardan sefa bulan ve tüm insanlardan gayip olan zattır. Nefsin arzularından kurtulup rahata ermek, ihlas dairesinde mümkündür. Şayet mürit, hatrının köşesiyle dünyaya şöyle bir nazar etse, sen onun yüzüne bakma. Zira o tasavvuf yolunun mürtedidir. İslam bir kimseden dört şey sebebiyle ayrılır. Biri bildiğiyle amel etmez. İkincisi bilgisizlikle amel eder. Üçüncüsü bilmediğini öğrenmez. Dördüncüsü halkı da öğrenmekten men eder. İlim üç harftir. Ayın, lam, mim. Ayın ilimdir. Lam ameldir. Mim, ilim ve amelde hakkın ihlasına mazhar olmaktır. Marifet ehlinin en büyük olanı, şer'i hükümleri ifada en çok cehteden, sünnete riayet ve tabi olmada en fazla gayret edendir. Muhabbet, ihsar ve fedakarlıktan ibarettir. Bu da dört şeydir. Birincisi, zikir daima gönülde, gönülse neşededir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ı zikir sebebiyle, Muazzam bir ünse ve huzura sahip olmak. Üçüncüsü, meşguliyetlerden alakayı kesmek ve yol kesen her şeyden eletek çekmek. Dördüncüsü, onu kendine ve ondan gayri olan her şeye tercih etmek. Aynen, de ki, Babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretleriniz, kazanmış olduğunuz mallarınız, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve hoşunuza giden meskenleriniz, eğer Allah'tan, Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten sizce daha sevimliyse, o vakit Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyiniz. Şüphe yok ki Allah, fasık olan bir kavmi hidayete erdirmez.'' ayetinde belirtildiği gibi. Hakkı sevenlerin vasfı, muhabbetlerinin isar ve fedakarlık esasına dayanmasıdır. Bundan sonra onların muameleleri şu dört menzilden geçer. Birincisi muhabbet, ikincisi heybet, üçüncüsü haya, dördüncüsü tasim. Zahitlerin isarı ihtiyaç bulunmadığı zaman, fütüvvet ehlinin isarı ihtiyaç vaktinde gerçekleşir. Zürt Dünyayı terk etmektir. Bundan sonra eğer gücün yeterse dünyayı başkalarına feda edersin. Yetmezse aşağılarsın.